Kıymetli dostlar, Tarihten Notlar yeni bölümle karşınızdayız. Hemen arkamızda Maraş Kalesi var. Maraş Kalesi'nin üzerinde Maraş'ın milli mücadele kahramanlarından meşhur Aşıklıoğlu Hüseyin'in sözünün tam önünden size bu yayını yapıyoruz. Sözde Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olmaz sözü yazıyor. Aslında çok kıymetli bir söz. Biraz tarihi sayfaları araştırdığımızda, biraz geçmişe baktığımızda Aşıklıoğlu Hüseyin 1909 yılında askere çağrılır ve o dönemlerde Müslümanlar 5 yıl askerlik yaparlar. Aşıklıoğlu Hüseyin cepheye gider gitmez önce Trablusgarp Savaşı başlar, arkasından da Balkan Savaşı. Aşıklıoğlu Hüseyin iki cephede de mücadele ederken tabii ki Birinci Dünya Savaşı patlak verir ve ilk görev yeri de Çanakkale cephesidir. Çanakkale'de savaşmaya devam eder. Gitmeden önce evlenmiştir Aşıklıoğlu Hüseyin teyzesinin kızıyla, bir de kızı olmuştur ama o gitmeden önce eşinin hamile olduğunu bilmediği için kızının olduğundan habersizdir. Tabii ki 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanınca Osmanlı ordusu terhis edildi ve Aşıklıoğlu Hüseyin de bu cephelerde savaştıktan sonra memleketine döndü. Maraş'a döndü, ancak Maraş'a döndükten 6 ay sonra bu defa 22 Şubat 1919'da İngilizler Maraş'ı işgal eylediler. Aşıklıoğlu Hüseyin gibi Maraş'ın kahramanları, gençleri, kadınları, erkekleri ya da ihtiyarları düşmanla savaşıyoruz denildiğinde genel anlamda ülke sınırında olan savaşı bilirlerdi. Yani Yunan sınırında veya Arap sınırında veya Kafkas cephesinde bilirlerdi. Ama artık savaş tam şehrin ortasındaydı. Yani kapılarını açtıkları zaman doğrudan düşmanla karşı karşıyaydılar. Aşıklıoğlu Hüseyin Maraş'a geldikten bir süre sonra Maraş'ta kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çerçevesinde bazı faaliyetlerde bulunmaya başladı. Ve bu çerçeve sırasında Maraş'ta önce İngilizlerin burada tutunamayıp daha sonra Fransızların gelmesiyle artık Fransız işgali tamamen Maraş'a yayıldı. Fransızlar ve Ermeniler, yani ellik yavru diye bildiğimiz şehrin içerisinde yaşayan, bizimle ortak hareket eden, hatta neredeyse 800 yıl kardeşlik hukukumuzu koruduğumuz Ermeniler dışarıdan gelen Fransızlarla işbirliği yaptılar. Yaptıkları bu işbirliğinin neticesinde amaçları şuydu: önce buradaki Türk nüfusunu azaltmak, kırmak ve burada bir Kilikya Ermeni Devleti'ni kurmak. Dert bu, plan buydu. Tabii ki Maraşlılar bu planı bozmaya and içtiler. Öncelikle 31 Ekim Cuma günü Maraş'ta Perşembe günü Sütçimam'ın ilk kurşunuyla karşılaştılar. 31 Ekim'deki bu olay aslında Anadolu'daki Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın da ilk kıvılcımıydı. Artık Maraşlı'nın geri duracak zamanı yoktu. Bu saatten sonra Maraşlı istiklal mücadelesini vermek zorundaydı. Çünkü üniforması Fransız olan, içi Ermeni olan askere kurşun sıkmak demek, Fransız karizmasını yerle bir etmek demekti. Tabii ki Ermeniler ve Fransızlar Sütçimam olayının intikamını almak istediler ve şehirde terör estirdiler. Öncelikle Tiyeklioğlu Kadir'i, Sütçimam'ın dayısının oğlunu, hunharca katlettiler. Nakıboğlu Mehmet'i ve yine Zulkadir Süleyman'ı, Hüseyin'i, özür dilerim, katlettiler. Ve çarşı başında, Çınarlı'da, çeşitli noktalarda Türk hanelerine, cami çıkışındaki Müslüman ihtiyarlara saldırılar düzenlediler. En nihayetinde Maraş'taki olayların yükselmesi, olayların artması üzerine Adana Valisi Birmund, Osmaniye Valisi Grovnür Yüzbaşı Andrei'yi Maraş'ta olayları yatıştırmak amacıyla bölgeye gönderdi. Maraş'a gelen Yüzbaşı Andrei hemen o günün şartlarında Maraş'ın ileri gelenlerinden Kadir Paşa'nın ve Şükrü Paşa'nın konağında misafir oldu. Öbür gün Hırlakya'nın evinde Birmund adına düzenlenen baloda Yüzbaşı Andrei Fransızların gururunu okşayacak, Ermenilerin kazanım sağlamasını sağlayacak ve Türkleri dehşete düşürecek bir karara imza attı. Yüzbaşı Andrei, Agop Hırlakya'nın kızı ya da torunu Helena'nın "Ben Maraş Kalesi'nde Türk bayrağı dalgalanırken
sizlerle dans edemem, beni mazur görün demesi üzerine biraz da sarhoş olmasının da etkisiyle bu gördüğünüz Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağını indirtirdi. Olay aynı günün akşamında tüm şehirde duyuldu. Teşkilat-ı Mahsusa fedaileri, milli mücadelenin kahramanları, Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin asıl kahramanları, Evliya Efendi, Tapucu Faik, Aslan Bey, Şeyh Ali Sezai Efendi, Hafız Ali Efendi, yine Bekir Sıtkı Bey, yine Ezac Lütfi Bey gibi bazı ileri gelen kahramanlar tarafından olay protesto edildi. Aynı gecenin sabahında Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bey'in yazdığı Alem-i İslam'a hitap beyannamesi Maraş'taki bazılarına göre 7, bazılarına göre 9 merkezi camide duvarlara asıldı. Oğlu Şahap Kısakürek tarafından. Aslında bu işin biraz hamasi gözüken tarafı. Gerçek ise bu metnin ele alınmasını milli mücadele taraftarlarının istediğini ve özellikle halkı Ulu Cami'ye toplamak için Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Aslan Bey ve ekibinin çok çetin bir mücadele verdiğini anlıyoruz. Özellikle Maraş'ta bir dönem müftülük yapmış, aynı zamanda Maraş İstiklal Mücadelesi'nin önemli kahramanlarından Ulu Cami'de imamlık yapmış olan Rafet Hoca'yı anmadan geçemeyiz. İşte bir gün sonra Maraş'ta Ulu Cami önünde toplanan halk, kalyana gelmiş halk, orada Şeyh Ali Sezai Efendi'nin yönlendirmesiyle cami imamının da Maraş Kalesi'nde bayrak yokken burada cuma namazı kılınması caiz değildir sözünü söylemesinin ardından halk bu gördüğünüz rampaya doğru akın akın yürümüş ve kaleye çıkarak yeniden Türk bayrağını yerine dikmiştir. İşte bu olaydan bir gün sonra hemen bana göre karşıda, kalenin karşısında olan Kurtuluş Mahallesi'nde Nakıp Camii'nin önünde geçmekte olan ve orada halkın durumunu tespit etmeye çalışan Yüzbaşı Andre Aşıklıoğlu Hüseyin'le karşılaşmış ve Aşıklıoğlu Hüseyin'e birkaç kere yanından geçmesine rağmen Aşıklıoğlu Hüseyin'in onu kaleye almadığını görünce de bu defa Aşıklıoğlu Hüseyin'e neden ayağa kalkmadığını sormuş. Aşıklıoğlu Hüseyin ayağa kalkınca da ona dün yaptığınız şovdu, bir bez parçası için böyle şeyler yapmasanız iyiydi, hepinizi vurdurabilirdim demesine rağmen Aşıklıoğlu Hüseyin işte bu kalenin arkasında yazan o meşhur sözü söylemiştir. Evet, sizi tanıyoruz. Sizler aslında Cezayir'de, Tunus'ta yaptığınız katliamlarla, Afrika'da yaptığınız katliamlarla tanınan insanlarsınız. Ama biz de sizleri tanıyoruz. Ama unutmayın ki burası Maraş'tır. Maraş başka bir yere benzemez. Dolayısıyla Maraş bize mezar olmadan düşmana güzar olmaz demiştir. İşte kıymetli dostlar, bu sözün açılış olarak bu sözü aldık. Bugün Maraş İstiklal Mücadelesi'nden dolayı Maraş'a 5 Nisan 1925 yılında verilen İstiklal Madalyası'nı konuşacağız. Bu sözün devamında 22 Ocak'ta başlayan Maraş Milli Mücadelesi, aslında savaştan bahsediyorum cephe olarak, 22 Ocak'ta başlayan savaş doğal olarak 12 Şubat'a kadar ilerledi. 22 gün 22 gece süren, kıt kanaat imkanlarla süren 11 Şubat'ın sabahında neticelenen ve 12 Şubat'ta artık Türk'ün kesin zaferiyle neticelenen Maraş İstiklal Mücadelesi kazanılmıştı. Bu kazanılan zaferden sonra yaklaşık 5 yıl sonra 5 Nisan 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Maraş halkının tamamına İstiklal Madalyası vermeyi uygun gördü. Bunların için anlatıyoruz. Tarih önemli. Tarihi mekanlar önemli. Dolayısıyla tarihi mekanlarda yeniden bir şehrin ihyasının, inşasının gerektiğine inanıyoruz. Depremin üzerinden uzun bir zaman geçti. Bize göre aslında çok yakın. Ama bazılarına göre çok uzun. Ama bizim için sanki 3 saatmiş gibi, 5 saatmiş gibi. Bugün 50 günü aşmış. Öyle biliyorum. Ve depremde şehir yıkıldı. Şehrimizin tarihi mekanları yıkıldı. Her defasında söylüyorum. Ulu Cami'den tutun Adliye Camii'ne. Az önce gelirken gördüm. Sütçümam Türbesi'nin de duvarlarında zarar var. Ve yine Sütçümam Türbesi'nin bulunduğu Çınarlı Camii'nin minaresi de maalesef yerle bir olmuş. Dolayısıyla depremde bizim şehrimizin sadece betonarme binaları değil, depremde tarihi binalarımız da yıkıldı.
İnsanlarımız büyük zararlar gördü. Çok sayıda insanımızı kaybettik. Halihazırda Allah var, ben Maraş'ta ne kadar şehit verdiğimizi bilmiyorum ama Maraş'ta sanırım çok büyük, çok büyük insanları kaybettik. 55-60 bine yakın insanın öldüğü söylense de ben bunun biraz daha fazla olduğuna inanıyorum. Bu benim düşüncem. Peki bu şehir ayağa kalkar mı? Evet, bu şehir ayağa kalkar. Nasıl kalkar? Aşık ve Hüseyinler gibi kahramanlar yetiştirirsek kalkar. Önümüzde seçim var. Bu seçimde bu şehri ayağa kaldırmaya ant içmiş kimselerin aday olması gerekir. İktidarı muhalefet hiç umurumda değil. Hangi partiden olduğunun zerre umurumda değil. Ama görüyoruz ki aday aday listelerinde gördüklerimiz bu şehrin maalesef kalkışında, ayağa kalkışında çok da etkili olacaklarını göstermiyor. Belki siyasi parti temsilcileri bu şehri düşünürler ve bunların içerisinden ve de dışarıdan en iyi, bu şehrin enkazını kaldıracak, bu şehrin yaralarını saracak insanları aday adayı olarak gösterirler. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Çünkü tarihi mekanları ihya etmek zorundayız. Çünkü bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 Nisan 1925'te aslan payını koparan, alan, söküp alan milletvekilleri gibi milletvekillere ihtiyacımız var. Antepliler ve Urfalılar itiraz etmişlerdi 5 Nisan 1925'te Maraş'a İstiklal Madalyası'nın verilmesini. Oysa Aralık 24'ün Aralık 14'ünde Antep'ten ve Urfa'dan savaşa katılan ve savaşta şehit olan ve gazi olanların isimleri meclise gönderilmişti. Maraş'ta vilayet meclisinde yapılan toplantıda, yapılan görüşmelerde Maraş halkı şunu demişti: bu savaşa katılmayan hiç kimse yok. Bu savaşta Pazarcık, Elbistan, Andırın her yerden, her köyden, her mahalleden insanlar katıldı. Bu savaşa kadınlar, çocuklar, erkekler katıldı. Dolayısıyla bu şehrin her ferdi kahramandır demişlerdi. Şimdi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani 15 Mayıs sabahında seçilen milletvekillerinin bu şehrin her ferdi kahramandır diyebilecek, bu şehrin her bir taşı yerinden depremde oynamıştır diyecek, bu şehir için A, B, C partisi gözetmeksizin kahraman Maraş milliyetçiliğini yapabilecek milletvekillerine ihtiyacımız var. Aksi halde siyasilere ihtiyacımız var, bürokratlara ihtiyacımız var. Aksi halde adamcılık yapan, ayrım gayrım yapanlar, yani bu yazıyı yazdıran bu kahraman ecdadın evlatlarına tarafgirlik yaparak gerekli hakkı teslim etmeyenler büyük vebal altında kalacaktır. Kıymetli dostlar, Maraş İstiklal Mücadelesi'nde verdiğimiz şehit sayısı 560 civarı. Hadi öncesi sonrasıyla 1000. Hadi Kurtuluş Savaşı, Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı toplam 5000. Örnek söylüyorum yahu, 5000. Hadi 5000 de ben veriyorum, 10.000. Yok da hani 10.000 şehit. Yok, nüfusta belli. Ama şu an bu şehirde binlerce, on binlerce insan öldü. Bu şehirde Maraş bize mezar olmadan düşmana güzel olmaz. Bu düşünceye hakim. Maraş'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Düşmana ecdadımız burayı gül bahçesi etmedi ama biz ecdat yadigarı bu şehri gül bahçesine çevireceğiz diyecek kahramanlara ihtiyacımız var. Meclise gittiklerinde sadece kendi parti tüzüklerine göre hareket eden adamlar değil, meclise gittiklerinde kahraman Maraş'ın Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, her mezhep, meşhep ve milletiyle hepsine sahip çıkacak, hepsini koruyacak, hepsinin sözcüsü olacak, adamcılık yapmayacak insanlara ihtiyacımız var. İşte o zaman bakın Maraş'a nasıl İstiklal Madalyası geldiyse o şekilde Maraş yeniden ayağa kalkar. Biliyor musunuz? Maraş'tan her ferdi kahramandır Maraş yazısı Ankara'ya gidince Ankara'da düşündüler. Ya böyle olur mu? Biz her ferdine madalya veremeyiz. İşte o zaman Kılıç Ali Bey, o zaman başvekil olan, başbakan olan İsmet İnönü'ye var, dedi ki ben şahidim. Ben şahidim, Maraşlıların her ferdi kahramandır. Dolayısıyla bu madalyayı her ferde göndermiyorsanız şehre bir tane madalya vereceksiniz. Kılıç Ali Bey'in baskısıyla. İsmet İnönü, biz de şahidiz, telgraflardan okuduk, dinledik, verilsin. Meclise geldi. 163 kişinin oylaması yapıldı. 163 kişi içerisinde
arada sayfanın sonlarına doğru arada Maraş şehrine bir kıta kırmızı şeritli istiklal madalyası verilecektir yazdırdı Maraş milletvekilleri. Yani Antep milletvekilleri ve Urfa milletvekilleri bir gün sonra olayı fark ettiklerinde artık iş işten geçmişti. Gazi Mustafa Kemal Paşa hiçbir evrakı bu kadar ivedilikli imzalamamıştır. Hemen evrakı getirdiklerinde dedi ki ben şahidim, Maraş'ın her bir ferdi kahramandır. Ve İstiklal Madalyası'nı onayladı. Ve Maraş'a İstiklal Madalyası verildi. Şimdi bu şehir bu topraklardan kalkar. Bu şehir savaş görmüştür. Bu şehir yıkım gördü. Bu şehir depremi ilk kez yaşamıyor. Tarihte de depremler yaşadı. Ama bu kadarını yaşamadı. Dünyada böyle bir örnek yok. İki deprem aynı anda ve üçüncü deprem Hatay depremi de bu şehri yerle bir eyledi. Şimdi kahraman olma zamanıdır. Şimdi yiğit olma zamanıdır. Şimdi senlik benlik davasını bırakıp, particiliği bırakıp, adamcılığı bırakıp kahraman Maraşlı olma zamanıdır. Aksi halde 2006 yılında Urfa'ya o madalyanın bir tanesini verdiler. 2012 yılında Anteplilere de o madalyadan bir tane verdiler. Ama bizim gibi kahramanca söke söke değil, gizliden gizliye halka bile duyuramadılar. Hain darbe girişimi 15 Temmuz sonrasında bu şehir devletinin yanında oldu. Milletinin yanında oldu. Ama buna rağmen sözlükte sanki başka kelime yokmuş gibi bu şehrin kahramanlık unvanı alındı, Kazan'a da verildi. Ama bizim şimdi yeniden bu şehrin gerçek kahraman olduğunu ve bu şehrin İstiklal Madalyası sahibi olduğunu ve bu şehrin yeniden ayağa kalkmak için canhıraş bir şekilde çalışacağını tüm insanlığa göstermemiz gerekir. Tabii ki şehrimin dışında başka şehirde bulunan insanlarımız var. Anlıyorum, kabul ediyorum. Çünkü görünenlerin dışında yıkılan binalar var. Çok sayıda binalar yıkıldı. İnsanlar evleri yıkıldığı için bu şehri terk ettiler. Ama eminim o insanlarımız bu şehre tekrar geleceklerdir. Çünkü bu şehrin güneşi, bu şehrin toprağı, bu şehrin suyu bu şehirde doğanları geri çağırır. Ve onlar da gelirler. Evet, psikolojimiz yıprandı, yorulduk. İtiraf ediyorum, psikolojikmen rahat değilim. Huzurlu değiliz ama mutlu olmak zorundayız. Huzurlu olmak zorundayız, olacağız, çalışacağız, gayret edeceğiz. Dostlarımız bu şehri terk eden kardeşlerimiz geri gelecekler. İlha nihai terk etmediler, ilelebet terk etmediler. Muhakkak gelecekler, el ele vereceğiz. Ve bu şehirde yeniden bir meşale yakacağız. Yeniden Ulu Cami'den kaleye yürüyen Aşıklıoğlu Hüseyin gibi, Evliya Efendi gibi, elbette Aslan Bey gibi kahramanların azimlerini, fedakarlıklarını, adamlıklarını, cesaretlerini, şehir sevdalılıklarını, Allah'a olan imanlarını ve itikatlarını ve inançlarını örnek alacağız. Ve diyeceğiz ki bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız. Ben buna inanıyorum. Bunu yapacağız. Madalya geldi. Ve her yıl 12 Şubat geldiğinde, bugün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin özel odasında, özel bir bölmede bulunan bu madalya, her yıl İstiklal Madalyası bayrağımıza takılır ve göndere çekilir. Tabii ki 100. yıl gibi, 90. yıl gibi önemli tarihlerde devletimizin reisleri, devlet reisleri, devletimizin büyükleri de gelip bu madalya törenlerine iştirak ederler. Tabii ki bu bizim için gurur vesilesidir. Madalya önemlidir, şereftir. Aslında diyeceksiniz ki ne önemi var? Aslında maddi olarak bir önemi yok. Manevi olarak çok önemli. Bugün ışık olacak. Bu şehrin ayağa kalkışına ışık olacak. Bugün bu milletin uyanışına madalya yeniden ışık olacak. Tabii ki hep birlikte el ele verdiğimizde olacak. Peki yardımlar ne durumda? Yardımlar sanırım durmak noktasında. Buradan bizi yurt dışında ve yurt içinde izleyen dostlarımıza sesleniyorum. Geçen gün Kosova'dan bir dostumuz yazmış. Hocam sizi izliyoruz, yüreğimiz sizinle diye. Geçen Hollanda'dan bir arkadaşım yazmış. Hocam videonu izledim, programını izledim. Bir başka arkadaşım Almanya'dan yazmış. Bir başka arkadaşım Bosna'dan, Arnavutluk'tan yazmış. Diyoruz ki ey Müslümanlar, ey Türkler, bu yıl
umre ve hac için ayırdığınız paraları buradaki yetim çocukları giydirmeye ayırın. Zekatlarınızı, fitrelerinizi Maraş'a, Adıyaman'a, Hatay'a gönderin. Burada süt bulamayan, yiyecek bulamayan, kılık kıyafet bulamayan, temizlik malzemesi bulamayan, bulsa bile parasıyla alamayan insanlar var. Bakın buradan özellikle söylüyorum. Evet, çadır kentlerde bir şeye ihtiyaç kalmamış olabilir. Ama bu şehirler, aşağı yukarı 13 milyon nüfusun yaşadığı bu şehirlerin tamamı çadır kentte değiller. Konteyner kentlerde değiller. Özellikle altını çiziyorum. İnsanlar evlerinin yanlarına, köylerde ahırlarının yanlarına, bahçelerinin yanına. Sırf niçin? Ekim zamanındayız, bahar dönemindeyiz. Biraz bağ bahçe yaparım diye. Kentin içinde, çadır kentte kalsa ne yapacak? Bari evinin yanında biraz domates eker, biraz biber diker, biraz meyve yetiştirir, belki birkaç hayvan besler, süt alır, çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılar. Ama bu insanlar çadır kente gitmediler, gidemediler, konteyner kente gidemediler. Sizler ulusal kanallardan belki sadece ve sadece o çadır kenti ve konteyner kentleri görüyorsunuzdur. Üzülüyoruz. Dışarıdan gelen yetkililerin burada her şey tamammış gibi bir lanseyle karşılanmış olmalarına, onlara bu yanlış bilginin verilmesine karşı üzülüyoruz. Şikayet etmiyoruz, gerçeği söylüyoruz. Birini eleştirmiyoruz, hak olanı söylüyoruz. Gelin önünüze ben düşeyim sayın bakanlarım. Gelin sevgili dostlar, yardım kuruluşlarının temsilcileri, ben sizleri köy köy gezdireyim. Bütün mevzu çadır kentten, konteyner kentten ibaret değil ki. Evini terk edemeyen insanlar ne yapacaklar? Bahçelerine çadır kuran insanlar ne yapacaklar? O insanların, yardım alamayan insanlara neden ulaşılmaz? El insaf. Ulusal kanalların çadır kentlerde sağda solda çektikleri görüntülerle bu şehri yalnız bırakmayın. Bu şehrin zekatınızı, fitrenizi tekraren söylüyorum. Hacca gitmeyin, umreye gitmeyin. Bu defa bu şehre gönderin. Yurt dışındaki dostlarıma sesleniyorum. Allah için bu şehrin %85'i fabrikalarda çalışıyor. Asgari ücretle çalışıyor. Yani 8500 lirayla çalışıyor. Bu fabrikaların %80'inden fazlası yıkıldı. Ve bu insanlar işsiz. Bu insanlar nereden para alacaklar? Sadece mevzu gıda kolisi değil. Bu insanlar karılarına nasıl temel ihtiyaç malzemesi alacaklar? Bu insanlar çocuklarına nasıl temel ihtiyaç malzemesi alacaklar? Bu insanlar nasıl deterjan alacaklar? Para olmazsa neyle alacaklar? Lütfen Allah için söylüyoruz. Eğer ki şu yazının birazcık bu şehirde hatırı varsa, bu şehri biz düşmana elbette mezar ederdik, gül bahçesi etmezdik. Ama şimdi bu şehri gül bahçesi etmek zorundayız. Hep birlikte etmeliyiz. Tekrar söylüyorum. 15 Mayıs'ın sabahında seçilen milletvekillerinin hangi partiden olursa olsun zerre umurumda değil. Maraş milliyetçiliği yapmayan hiçbirini tanımam. Maraş milliyetçiliği yapacaklar. Maraş'ı önde tutacaklar. Hangi parti olduğu zerre umurumda değil. Eğer ki bunu yapmıyorlarsa bu memleketin ekmeği onlara helal olmaz. Bu memleketin suyu helal olmaz. Tekrar ediyorum. Maraş'ın milli mücadelesinde 560 şehidimiz var. Maraş'ın 1. Dünya Savaşı'nda toplam şehidini söylüyorum. 1000 civarı. Yani ikisini birleştirdiğimde. Hadi 9000'de ben veriyorum, 10.000 insan olsun. Peki depremde kaç bin şehit verdik biliyor musunuz? Lütfen. Kuru kuru hamasete gerek yok. Bu şehri sevmeyenler aday adayı da olduysalar birazcık hasiyet, biraz onur yaparak çekilsinler. Bu şehre hizmet edecek adamları görmek istiyoruz. Beklentimiz bu. 5 Nisan 1925'te verilen İstiklal Mücadelesi'nin ve neticesinde alınan İstiklal Madalyası'nın, bu kahramanlık madalyasının gururla göğsümüzde taşıyabilmemiz için, bayrağımızda gururla taşıyabilmemiz için ondan daha büyük bir mücadelenin sonrasında biz verelim kardeşim mecliste, Maraş Belediyesi'nde biz verelim. Diyelim ki bu adamlar Maraş depreminde kahramanlık göstermiştir. Su vermişlerdir, erzak vermişlerdir, işçisine bakmıştır diyelim. O madalyayı biz verelim ama yapsınlar. Önce yapsınlar, önce kahramanlıklarını görelim. Kuru kuru gürültüye gerek yok, hamasete gerek yok. Maraş'ın zengini az değil. Maraş'ın ilk 100 şirket içerisinde, zengin içerisinde 5-6 tane zenginin olduğunu ben biliyorum. Gaziantep'lilerden daha fazla bu şehre sahip çıkmak zorundayız. Hataylılardan daha çok sahip çıkmak zorundayız. Adanalılardan daha çok sahip çıkmak zorundayız. Teklif ediyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi'nde
Önemlidir bu. Nasıl ki Trabzon kardeşlik hukuku çerçevesinde kardeşlik hukukunu yasaya bağladıysak, Trabzon kardeşimiz dediysek, oturalım, halka soralım, halka yoklama yapalım. Desinler ki şu zengin Maraş'ta şöyle kahramanlık yapmıştır, ona Maraş'ın şeref madalyasını takalım. Ama yapmamışlarsa da bu zenginler biraz otursun da düşünsünler. Bu şehir ayağa kalktığında da biz buradaydık demesinler, çünkü kayda alıyoruz. Maraş depremi adında bir tarih kitabı yazıyorum. Korkum ürküm yok, bunların hepsini yayınlayacağım. Ve Aksu TV ile ilk günden bu zamana, depremin 5. gününden bu zamana gezmediğim sokak kalmadı. Bütün programları kayda aldım. Hepsini depoladım ki bunların hepsi kayda geçsin diye. Eğer sen Kandıl'da, yukarıda bağlarda rahat rahat keyfini çatıp da Atatürk Parkı'nda, Kılavuzlu'da yahut Dulkadiroğlu'nun gerisindeki çadır kentte çadırını su basan adamla aynı heyecanı, aynı korkuyu, aynı ızdırabı yaşamıyorsan sen insan değilsin. Onu bir değerlendirmen lazım. İnin beyler, bağlardan ovaya inin. İnsanların ellerinden tutun. Şehri görün. Bu şehir başka yerden beslenmez. Bu şehir başka şekilde ayağa kalkamaz. Söyleyeceklerimiz çok. Ecdada yakışır olun. Şeyh Ali Sezai Efendi'ye yakışır olun. Verdiği hükümle, adaletle Hafız Ali Efendi'ye yakışır olun. Kahramanlığıyla, yiğitliğiyle korkmayan Aslan Bey'e yakışır olun. Şükran Hanım'ın evliya nereye gidiyorsun dediğinde, Şükran sen ne söylüyorsun? Eğer ben bugün gitmezsem Avadis evime gelir, oğlumu ve kızımı öldürür, sana tecavüz ederler. Onlara bırakmaktansa seni ben öldürürüm diyen ve şehit düşen, kahraman evliya efendiye yakışır bir adam olun, insan olun. Beklentimiz sadece bu. Mal biriktiren, mülk biriktirenleri de gördük. Deprem yerle bir eyledi. Ha, benim bir sözüm var. Çok uzattık, hakkınızı helal edin. Benim bir sözüm var. Allah imanı her insana nasip etmediği gibi hayır işlemeyi, iyilik işlemeyi de her insana nasip etmez. Allah sizi iyilik yapanları yapanlardan etsin. İyilik yapmayı, hayır işlemeyi sizlere nasip etsin. Eğer bunu size nasip etmiyorsa Allah üzerinizden elinizi çekmiş demektir. Başta milli mücadele şehitlerimiz olmak üzere Maraş depreminde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi, sadece Maraş değil, Hatay, Adıyaman, hepsini gezdim. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tarihten Notlar programında, bir başka programda karşınızda olmak ümidiyle diyor, Maraş'ın 5 Nisan 1925'te aldığı İstiklal Madalyası'nı kutluyor. Bu kahramanlık destanının her bir ferdini saygıyla, rahmetle anıyorum. Allah'a emanet olun.